Herkese merhabalar. Test istatistiklerine devam ediyoruz. Yığılma ölçümlerini bitirdik. Şimdi sıra yayılma ölçümlerinde. Yığılmaların hepsinin ortak özellikleri ve farklarını gördünüz. Yayılma ölçümlerinde ortak özellikleri var. Onlardan bahsedeceğim. İlişkilendirerek ne yapmanız lazım? Öğrenmeniz gerekiyor. Hadi başlayalım. Range, varyans, standart sapma, bağıl değişkenlik, katsayısı ne demek? Onları tek tek açıklayalım arkadaşlar. Hadi gel. Yayılma ölçümleri öğrenci grubunun ne kadar birbirinden uzaklaştığını gösteriyor. Bak adı üstünde yayılıyor. Yığılma ölçümleri ise öğrenci grubunun nerede yığıldığını gösteriyor arkadaşlar. En iyi somut tanım şu. Aritmetik ortalamanın altında mı yığılmış? aritmetik ortalamanın üstünde mi yığılmış? Buna bakmak için sağa sola çarpık dağılımlara ne yapmanız lazım? Bakmanız gerekiyor arkadaşlar. Peki yayılma öğrenci ne kadar birbirinden uzaklaşmış? Bunun hakkında ne yapıyor sana bilgi veriyor arkadaşım. Gel. Ranj, dizi genişliği en fazla hesaplaması sorulan değer ranj değeridir arkadaşlar. Bir tablo yapar Aritmetik ortalama koyar, mod koyar, medyan en yüksek puan, en düşük puanı koyar. Seçeneklerin birinde der ki 5A sınıfının ranjı 40'tır. 5B sınıfının ranjı 30'dur. Yani sen bir seçenek dahi olsa illaki sınavda ranjın hesaplanmasından soru gelecek. Dizi genişliği demek. Puan genişliği anlamına geliyor. Nasıl hesaplanıyor? En yüksek puandan en düşük puanın çıkartılması. Yani en yüksek puanla en küçük puan arasındaki farka biz range diyoruz arkadaşlar. Dizinin genişliği bu şekilde ne yapılıyor hesaplanıyor. En yüksek puan en düşük puan arasındaki fark. 3 tane örneğimiz var. Dikkat. 3 farklı şekilde bize ne yapılabilir sorulabilir. Tabii en başta dediğim gibi de sorulabilir. Tablo yapar. Sınıfın en yüksek puanını verir, en düşük puanını verir. Sen tak aradaki farkı bularak arkadaşlar range hesaplayabilirsin. Ama grafikli sorularda, tablolu sorularda nasıl yapacaksın? Range'ın birinci örneği. Puanlar ve frekanslar. 10 20 30 40 50. 2 3 5 3 2 frekanslarımız. Range kaçtır diye sorarsa range 50 eksi 10 o da eşittir 40. Çok basit. Ben bunu hesaplarım hocam. <laughs> Değil mi? Ranj dediğimiz kavram en yüksek puanlı, en küçük puanın çıkartılması. Birinci örnek bu. İkinci örneğe geliyoruz. 10-20 aralığında 2 kişi varmış. 20 ile 30 aralığında 3, 30 ile 40 aralığında 5, 40 ile 50 aralığında 3, 50 ile 60 aralığında 2 puan varmış. Hocam çok kolay. En yüksek puan atmış. En düşük puan 10. Tak yapıştırdım 50. Eğitim bilimleri çok kolaydı kardeşim dersin. Bak güzel kardeşim. Gruplandırılmış serilerde işlem yaparken önce grubun orta noktasını alacaksın. Yani şöyle mesela aritmetik ortalama hesaplıyorsun diyelim. 10-20 çarpı 2, 20-40 oldu. 20, 30 çarpı 3, 60, 90 oldu. Böyle bir şey yok. Gruplandırılmış serilerde işlem yaparken, modunu hesaplarken, aritmetik ortalamasını hesaplarken, ranjını hesaplarken önce grubun orta noktası ne yapman lazım? Bulman gerekiyor arkadaşlar. Peki, hadi onu bir bulalım. 10-20 aralığının orta noktası kaçtır arkadaşlar? On 15tir 20 ile 30'un orta noktası kaçtır? 25'tir. İlk iki tanesini bulman yeterli. Artış miktarı her zaman sabittir ölçme değerlendirmede. Kaçarlı artmış, 10'dan 25'e çıkmış. 10 puan artış göstermiş. Demek ki 35, 45, 55, 65, 75, 85 şeklinde ilerleyecek. Ha o zaman 35, 45, 55 şeklinde ilerliyor. Grupların orta noktasının en yüksek ile Grupların orta noktasının en düşüğünü ne yapacağız? Alacağız. Ranj kaçtır diyoruz? 55 eksi 15 O da eşittir. 40 Hocam sadece ranjı sorarsa Bak bu resmi anlatım. Ben sana bunu öğretmek zorundayım. Gruplandırılmış serilerde orta nokta bulunarak ne yapılıyor? Hesaplama yapılıyor. Ama Şöyle hesaplamalar da var bak iyi dinle. Aynı sütunda yer alan 50'den 10'u çıkardım kaç? 40. Aynı sütunda yer alan 60'tan 20'yi çıkardım kaç? Yine 40. Kardeşim çapraz çıkarma işlemini yapma da. Nasıl yaparsan yap. 55'ten 15'i çıkardın 40. Aynı sütunda 50'den 10'u çıkardın 40. Aynı sütunda 60'tan 20'yi çıkardın yine 40 olarak ne yapılıyor hesaplanıyor arkadaşlar. Peki gelelim ranjın 3. örneğine. Bak güzel kardeşim. Bak canım arkadaşım. Burada ne var? YF verilmiş yıldız. İstatistikte 3 tane pislik nokta var demiştim. Bunlardan birincisi eğer ki soruda soru sayısı farklı verilirse burada bir tuzak var. Burada bir pislik var kardeşim beni burada tuzağa çekmeye çalışıyor diye düşüneceksin. Birinci nokta bu. İki, eğer ki soruda sana verilen puanlar karışık bir şekilde sıralanarak verilirse, yani karışık olursa, sıralama ölçeğine çevrilmezse, mantıksal sırayla verilmezse, burada bir pislik var, Sabır Hoca dedi ki bir tuzak var diyeceksin. Şunu hiçbir zaman unutma. Yığılma frekansını senin hesaplaman lazım. Sen hesaplayacaksın. Eğer ki bu soruda olduğu gibi adam sana hesaplayarak veriyorsa kesin senin için bir tuzak hazırlamıştır. Bak adam sana hesaplayarak veriyorsa kesin senin için bir tuzak hazırlamıştır arkadaşlar. O tuzağa düşmenizi istemiyorum. Yığılma frekansını benim hesaplamam lazım diyeceksin. Adam hesaplayarak vermiş. Orada bir sıkıntı var. Ne dedim yığılma frekansını anlatırken? Sadece ve sadece Medyan hesaplanırken kullanılır. Başka bir yerde kullanılmaz. Aritmetik ortalama 10 x 2 20 x 5 30 x 10 yanlış. Bak bu yanlış. Mod hesaplama hocam 15 15 arka arkaya gelmiş 55 bu yanlış. Range hesaplama 60'tan 10'u çıkardım 40 çok kolaymış hocam dedin. En yüksek en düşüğü çıkardın 50 işaretledin. Eğitim bilimleri çok kolaydı dersin. Vallahi bak bu tuzaklardan birinde kesinlikle hazırlayacaklar. Düşme. Yığılmalı frekansı normal frekansa çevirmen gerekiyor güzel kardeşim. Senin kendin bunu yapman lazım. Başkası yapmayacak. Toplayarak yapmış olduğumuz işlemi çıkartarak tersine çeviriyoruz. Ne yapıyorduk? İlk değeri sabit yazıyorduk. Çaprazıyla toplayıp yazıyorduk. Toplayıp yazıyorduk. Şimdi ne yapacağız? İlk değeri sabit yazacağız. 2. Altındaki ile çıkartıp bak. 5'ten 2'yi çıkardım kaç? 3. 10'dan 5'i çıkardım kaç? 5. 13'ten bak 13'ten 10'u çıkardım kaç? 3. 15'ten 13'ü çıkardım kaç? 2. 15'ten 15'i çıkardım kaç? 0. Demek ki bu puan dağılımında 60 alan herhangi bir öğrenci var mı? 60 alan var mıymış arkadaşlar? Yokmuş. İşte bundan dolayı güzel kardeşim. Yığılmalı frekans verilerek bana mod hesapla, aritmetik ortalama hesapla, range hesapla derse bir pislik var. Sadece medyan hesaplamaya yarar arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. O zaman 60 alan kimse yoksa en sondakini çiziyorum. En yüksek puan kaçmış? 50. En düşük puan kaç? 10. O da eşittir. 40 olarak ne yapılıyor? Ranj hesaplanıyor. Demek ki bu dağılımın ranjı 50 değil, bu dağılımın ranjı 40'mış. Lütfen bu tuzaklara düşmeyin. Aramızda düşen varsa da bu videonun altına yorum yazsın. Hocam ben şurada çözüyordum. Böyle bir tuzak oldu. O tuzağa düştüm diye. Bilelim bakalım kimler düşmüş, kimler düşmemiş. Bu tuzakları bir görelim. Gerçekten de düşüyor musunuz? Bir bakalım hele arkadaşlar. Gerçekten de oluyor mu, olmuyor mu diye. Tamam. Range dediğimiz kavram bu. En yüksek puandan en düşük puanı çıkartıyoruz. Aradaki fark o grubun dizi genişliği. Her yıl sınavda illaki range ilgili bir seçenek, Range ile ilgili bir yorum, range ile ilgili bir şey geliyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. Range dediğimiz kavram bu. Şimdi gel, varyans ne demek? <laughs> varyans demek standart sapmanın standart sapmanın karesidir. Varyans standart sapmanın karesi. Yani standart sapmayla doğru orantılı olan bir kavram. Standart sapma yüksekse Varyans yüksek. Standart sapma düşükse varyans düşük. Gerçi şöyle bir şey de var. Standart sapma, varyans ve range doğru orantılı kavramlar. Bunlar yayılma ölçümleri. Grubun ne kadar yayıldığını gösteriyor. Ha, ondan dolayı arkadaşlar yorumları da aynı. Bak tek yorum yazdım buraya. Biraz sonra yorumlarını buraya ne yapacağım? Tek tek yazacağım kardeşim. Bizim için önemli olan şu... Bak madde istatistiği çalışırken maddenin varyansını öğren. Madde varyansı 0 0 25 aralığı 25'e doğru gittikçe farklılaşma artıyor. 0'a doğru gittikçe tam 0'da herkes doğru veya herkes yanlış farklılaşma yok diyoruz. Testin istatistiğini çalışırken de arkadaşlar kesinlikle standart sapmayı biliyorsunuz. Standart sapma her öğrencinin bak her öğrencinin aritmetik ortalamadan aritmetik ortalamadan olan uzaklıklarına bağlı olarak hesaplanır. Nasıl hesaplanır diye sorarsa ortada bir aritmetik ortalama var. Öğrenci aritmetik ortalamanın altına aritmetik ortalamanın üstüne ne kadar uzaklaştığıyla alakalı olan bir kavram. Aritmetik ortalamadan ne kadar uzaklaşıyoruz. İşte buna biz ne diyoruz? Standart sapma diyoruz. Hocam hocam standart sapma nasıl hesaplanır? Sx eşittir. Her öğrencinin aritmetik ortalamadan olan uzaklıklarının karelerinin toplamının toplam öğrenci sayısının bir eksiğine bölünerek kök dışına çıkartılmasıdır. Vallahi ben bunu hesaplayamam ya. Kalsın standart sapma. Formülü aslında yorumlamanı istiyor senden. Bak her öğrencinin aritmetik ortalamadan olan uzaklıklarının karelerinin toplamının toplam öğrenci sayısının bir eksiğine bölünerek kök dışına çıkartılmasına bir standart sapma diyoruz arkadaşlar. Yani senden istediğim şu öğrenci demek ki aritmetik ortalamadan uzaklaştıkça bak öğrenci demek ki aritmetik ortalamadan uzaklaştıkça sağ veya sola doğru standart sapma ne oluyor devreye giriyor arkadaşım tamam bak standart sapma devreye giriyor diyoruz peki hocam bak peki hocam burayla ilgili söylemem gereken ne bir şimdi standart sapmada çok diplerde kalan bir yorum bak arkadaşım. Soruluyor, sorulacak da. Şuradaki kareyi alma sebebin ne? Bak sana öyle bir bilgi vereceğim ki bu bilgiyi akademik olarak bilmezsen ve bunu ilk okuduğunda kesin yanlış dersin. İyi dinle. Her öğrencinin aritmetik ortalamadan olan uzaklıklarının toplamı her zaman sıfırdır. Bak bunu sınavda bir yazsın sınava bak bunu duymadıysa eğer yani bunu duymadıysa bu soruyu çözenlerin %90'ı bunu yanlış yapar. Çünkü her zaman sıfır olmaz ya. İlla ki bir istisna yer vardır diye yorum yaparsın. Bak söylüyorum. Her öğrencinin her öğrencinin aritmetik ortalamadan olan uzaklıklarının toplamı her zaman sıfırdır. Her zaman sıfırdır. Bu kural arkadaşım. Bak her öğrencinin aritmetik ortalamadan olan uzaklıklarının toplamı her zaman sıfırdır. Deneyebilirsin. Puan dizileri yaz. Onların ortalamasını al. Sonra öğrenci puanlarını çıkar topla. Çıkar topla. Bir eksi bir artı. Bir eksi bir artı. Bir eksi bir artı olacak. O eksi artılar birbirini götürmesin diye şuradaki kareye alarak aslında olayı kurtarmaya çalışmış adamlar. Bak kareyi alarak olayı aslında ne yapmaya çalışmışlar? Kurtarmaya çalışmış. O zaman bak iyi dinle. Şöyle bir yorum da yapalım. Peki, hocam bana şöyle söylerse, sınava giren öğrencilerin tamamı aynı puan aldı. Herkes 80 aldı. Çıkmış sınav sorusu bak. Herkes 80 puan aldı diyelim. Burayla ilgili söylenebilecek en doğru yorum burayla ilgili aşağıdaki hangisi kesinlikle doğrudur derse standart sapma sıfırdır. Bak standart sapma yoktur demiyorum. Farklılaşma yoktur diyebilirsin. Ama standart sapma yoktur diye bir şey yok. Standart sapma hesaplanır sıfır çıkar kardeşim. Bak biraz önceki videoda ne dedik? Mod yoktur. Mod hesaplanamaz. Çünkü tepe değeri yok. Burada da şöyle bir şey. Standart sapma yoktur diyemezsin. Burada da şunu diyeceksin. Sınava giren Bak sınava giren. Her öğrenci aynı puanı alırsa standart sapma sıfır olur. Standart sapma sıfır olur arkadaşım. Sorulacak. Bak 2 3 defa bu bağlantılarla ilgili sorular karşımıza geliyor. Şunlar olayın teorik kısımları. Bak bir de şöyle bir şey var. Sabit hata dediğimiz kavram var ya. Yükledin. Bak sabit hata yükledin. Orada arkadaşlar herkese 5 puan verdim mesela. Aritmetik ortalama artar, mod artar, medyan, yığılmalar artar ama yayılmalar değişmez. Bak sabit hata yap şimdi. Şurada bir örnek vereyim sana bak. Sadece 3 tane örnek yazacağım. 10 20, 30. Tamam. 50, 60 ortalaması kaç? 20'dir arkadaşlar. Modu yok. Medyanı kaç? Gene 20'dir değil mi? Ranjı kaç? 30'dan 10'u çıkardım. Ranj 20. Peki herkese beşer puan ekleyen bir öğretmen. Bak herkese beşer puan ekledi. 15, 25, 35 oldu değil mi arkadaşlar? Aritmetik ortalaması 25 olur. 5 puan arttı. Medyan 25 olur. 5 puan arttı. Ama range 35'ten 15'i çıkardım 20. Standart sapma olan uzaklıklar değişmiyor. Yine aynı. Öğrencinin sıralaması Z ve T puanında artış olur. Sıralama değişmez. Bak sıralama ne olmuyor? Değişmiyor. Öğrenci ikinci, 5 puan ekledin yine ikinci. Yani yorum sorusu sorarsa sana sapma ile ilgili böyle. Bunu hemen 3 tane rakam yaz. Kaç puan diyor? 5 puan. 5 puan ekle. Bak en düşük olan gene en düşük. Ortadaki gene ortada. Sondaki en sonda. Sıralama değişmiyor arkadaşlar ama ama aritmetik ortalaması medyanı değişebilir. Peki range ve standart sapma değişiyor mu? Hayır değişmiyor güzel kardeşim. Bu örnekte bir yerde kalsın cebinde kalsın bazen lazım olabilir. Şimdi bize dersler yapacaklar. Yani bize ders verecekler. Diyecek ki birinci ders İkinci ders. Bunların aritmetik orta mod medyanlarını verecekler. Bunun bir de standart sapma değerini verecek bize. Birinci dersin standart sapması 5. ikinci dersin standart sapması 10. Bak. Birinci dersin standart sapması 5. ikinci dersin standart sapması 10. Peki burada yapılabilecek yorumlar ne? Bak iyi dinle. Standart sapma büyükse. Bak standart sapma büyükse, yüksekse, bilenle bilmeyen ayrılmıştır. Bir, bu yorum yapacaksın. Bilenle bilmeyen ayrılmış. İki, öğrenciler arası, öğrenciler arası farklılık ortaya çıkmıştır. Yani uygulanan test öğrenciler arası farklılığı ortaya çıkarmada yeterli olmuştur. Standart sapma yüksekse bunu söyleyebiliyoruz. Standart sapma yüksekse grup heterojendir. Asıl senden bilmeni istediğim yorum bu. Grup ne zaman heterojen, ne zaman homojen oluyor. Ve son olarak test güvenilirdir. Zaten bu güvenirlik yorumunu daha önce söyledim arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? İki ders verdi. Hangi ders derste öğrenciler arası farklılaşma yüksektir? İki. Hangi ders daha güvenilirdir? İki. Hangi derste öğrenciler homojendir? Bir. Bak tersini sordu. Hangi derste güvenirlik düşüktür? Bir. Hangi derste bilenle bilmeyen ayrıştırılmamıştır? Bir. Hangi derste öğrenciler arası farklılaşma en azdır? Bir. Yani arkadaşlar öğrenciler arası farklılaşma ile standart sapma doğru orantılıdır. Standart sapma arttıkça farklılaşma artar. Standart sapma azaldıkça farklılaşma ne olur? Azalır. Peki yorumlarla ilgili bak büyükse olduğunda bu yorumlar küçük olduğunda ise tam tersi yorumları ne yapacağız? Yapacağız. Yorumla ilgili şimdiye kadar çıkmadı ama yayın evlerinde orada burada görüyorsunuz. Her zaman biz ne diyoruz arkadaşlar? Öğrenci başarısı hakkında yorum yapılırken aritmetik ortalamaya bakılır. Aritmetik ortalama yüksekse başarı yüksek. Aritmetik ortalama düşükse başarı düşüktür arkadaşlar. Peki ya aritmetik ortalamalar eşitse? Aha. Bir de böyle bir şey ortaya çıktı. Aritmetik ortalamalar birbirine çok yakınsa, o zaman bak yaz. Bak yazıyorum. Öğrencilerin öğrencilerin başarıları hakkında başarıları hakkında yorum yapılırken Aritmetik ortalamaya bakılır. Öğrencilerin başarıları hakkında yorum yapılırken aritmetik ortalamaya bakılır. Aritmetik ortalama yüksekse başarılı, düşükse başarısızdır. Aritmetik ortalamalar eşitse, aritmetik ortalamalar eşitse öğrenci başarısı ile standart sapma öğrenci başarısı ile standart sapma ters orantılıdır. Öğrenci başarısı ile standart sapma ters orantılıdır. Yani aritmetik ortalama eşitse standart sapması düşük olan başarılı, standart sapması büyük olan başarısızdır. Bak şimdi örneğe. Şimdi bize iki tane ders versin. Birinci ders, ikinci ders. Burada aritmetik ortalama değerlerini verecek, standart sapma değerlerini verecek. Aritmetik ortalama değeri diyelim ki 50'ye 50 olsun. Tamam bak 50'ye 50. Standart sapma değeri bana diyor ki hangi ders daha başarılı? Bilmiyorum ki. İkisi de aynı çünkü. Standart sapma değerine bakacağım. Standart sapma değeri 3, standart sapma değeri 5 olsun. O zaman ben ne diyorum? Standart sapması düşük olan birinci ders efendim başarılı. Standart sapması büyük olan ikinci ders başarısız. diye ne yapıyorum? Yorum yapıyorum. Ama bak kuralım şu. Şunu söylemiyorum arkadaşlar. Direkt standart sapmayla başarı ters orantılıdır demiyorum. Onun öncesinde bir kural var. Aritmetik ortalama eşitse standart sapmayla başarı ters orantılıdır diye ne yapacağım? Söyleyeceğim. Peki hocam bir de buraya soru sayılarını verirse. Aha olay değişir abi. Bak soru sayılarını verirse olay değişir. Neden? Eğitim bilimleri istatistiğin ikinci pislik noktasıydı değil mi? Tekrardan ediyorum. Bir. Bir, eğer ki bana soru sayısını verirse. iki sayıları karışık bir şekilde verirse. Üç, yığılmalı frekansı verirse. Üçünden birinden birincisi soru sayıları farklı ise biz direkt başarıya bakarken aritmetik ortalama yorumu yapamıyorduk. Testin ortalama güçlüğüne bakmamız lazım. Ya bana soru sayıları farklı olan bir ders için Kesin farklılaşma yorumu hangi kavrama göre yapılır derse hadi gel bakalım. Bağıl değişkenlik kat sayısı. Benim için çok önemli arkadaşlar. Bağıl değişkenlik kat sayısı demek. Tek bir dersin. Tek bir dersin. Bak tek bir dersin. Veya. Veya. Soru sayıları farklı olan farklı olan derslerin farklılaşması hakkında kesin yorum verir diyoruz. Kesin yorum verir. Bak tek bir dersin veya soru sayıları farklı olan derslerin farklılaşması hakkında Kesin yorum veren kavram hangisidir derse bağıl değişkenlik kat sayısıdır. Şuraya baktığımda ikinci ders daha heterojendir. Neye göre? Birinci derse göre daha heterojendir. Birinci ders daha homojendir. Neye göre? İkinci derse göre. O zaman ben ne yapacağım güzel kardeşim? Bak ben ne yapacağım? Bağıl değişkenlik kat sayısını hesaplayacağım. V ile gösteriliyor. Standart sapma bölü. Aritmetik ortalama çarpı 100. Bak standart sapma bölü. Aritmetik ortalama çarpı 100 formülüyle ne yapıyorsun? Hesaplıyorsun bağlı değişkenlik katsayısını. Hocam sorulur mu? Sorulabilir. Bak arkadaşlar hiçbir zaman şunu buradan soru çıkmadı çıkmaz demeyin. Bak çıkmadı çıkmaz demeyin. Bağıl değişkenlik katsayısının yorumları bile soruluyor arkadaşlar. Bak bağıl değişkenlik farklılaşma hakkında kesin yorum veriyor. Ne yorumu veriyor? Şöyle bak. Yorumlar. 3 tane yorum var. Bak üç tane yorum var. Bağıl değişkenlik katsayısının üç tane yorumu var. Şimdi bu üç tane grafik ne anlama gelir? Bu üç tane grafikten ortadaki normal. Normal. Sağ tarafta olan basık. Sol tarafta olan sivri. İşte bize sorarsa bağlı değişkenliği hesaplayın. Bağlı değişkenliği kaçtır diye sormaz. Bu üç grafiği iç içe koydu sordu arkadaşlar. Dedi birinci grafik, ikinci grafik bunu maviyle yaptı. Üçüncü grafik bunu kırmızıyla yaptı. İç içe koydu. Aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur veya birinci grafik diğerlerine göre daha homojendir. Üçüncü grafik diğerlerine göre daha heterojendir gibi yorumlar bizden istiyor. Sen grafiğin dizi genişliğine bakacaksın. Şuraya bak. En yüksek en düşük puan. En yüksek en düşük puan. En yüksek en düşük puan. Yani bağlı değişkenlik. Bak normal ben hep böyle anlatıyorum. Normal. Dizi dizlerime bak şuraya bak. Dirseklerime bak. Normal. Yaklaştıkça bak yaklaştıkça sivrileşiyor. Yukarıdan bastıkça basık hale geliyor. Bak aralık da bir genişliyor arkadaşlar. Dikkat et. Normal. Yaklaştıkça aralık daralıyor. Öğrenciler birbirine benziyor arkadaşlar. Homojenleşiyor. Uzaklaştıkça bak dirsekler açıldıkça yukarıdan basık hale geliyor. Basıldıkça da öğrenciler heterojenleşiyor, farklılaşıyor. Bağıl değişkenlik kat sayısı 20 ile 25 aralığındaysa o dağılım normal dağılım eğrisidir. Bak, bağıl değişkenlik katsayısı 20 ile 25 aralığındaysa o dağılım normal dağılımdır. Eğer ki bağıl değişkenlik katsayısı 25'ten büyükse basıktır ve ne diyorum? heterojen dağılım diyorum. Bak 25'ten büyükse basıktır. Ne diyorum? Heterojen dağılım diyorum. 20'den düşükse bak 20'den düşükse sivridir. Ne diyorum? Homojen. Yani bağlı değişkenlikle farklılaşma doğru orantılı arkadaşlar. Standart sapmayla farklılaşma doğru orantılı. Varyansla farklılaşma doğru orantılı. Range'la farklılaşma doğru orantılı. Bu tahtada gördüğün 4 tanesi yükseldikçe öğrenciler heterojenleşiyor. Tahtada gördüğün 4 tanesi düştükçe öğrenciler homojenleşiyor. Hocam bunlardan hangisi en vasatı? Yani en az kullanılanı range ayrıntılı bilgi vermez. Hocam en ideal olanı, en çok kullanılanı standart sapma. Ama en kesin doğru bilgiyi veren hangisidir hocam dersen bağıl değişkenlik kat sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Bak çok kısa bir örnek vereceğim sana. Şuradaki ikinci dersi düşün. Adam sana diyecek ki şu ikinci dersin farklılaşması hakkında kesin yorum aşağıdakilerden hangisidir? hangisidir derse sen burada V'yi hesaplayacaksın. V eşittir. Standart sapma bölü aritmetik ortalama çarpı 100. Eşittir bak. Standart sapma bölü aritmetik ortalama çarpı 100. Bak bunu bulalım hemen. Nedir? Bunda bunu da bunu sadeleştirirsen 2. 5 ile 2'yi çarptın 10. Peki hocam 10 nereye denk geliyor? 20'den küçük olduğu için homojen, sivri bir dağılım özelliği göstermektedir. Yani bana şöyle diyebilir, verir dersleri diğerleri, ikinci dersin grafiği sivri bir grafiktir diyebilir arkadaşlar. Ondan dolayı bağlı değişkenliği bu şekilde ne yapmamız lazım bilmemiz gerekiyor. Evet, şimdi arkadaşlar yayılma ölçümlerini de böylelikle ne yapmış olduk, bitirmiş olduk. Ben eskiden dershanede anlatırken kalemlerin kapağını böyle çıt çıt kapattığımda herkes hissediyordu. Ha işte Sabri Hoca dersi bitirecek diye bunu hissediyorlardı arkadaşlar. O zaman hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Yığılma ölçümleri ve yayılma ölçümleri bitti. Yığılma başarıyı veriyor, yayılma farklaşmayı veriyor. Şimdi gelin bunlarla ilgili doğru yanlışsa, doğru mu yanlış mı, yanlışsa doğrusu ne? etkinliğimize ve 5 tane de çoktan seçme test sorusu çözmeye. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Herkese başarılar diliyorum. Hemen soru çözümüne bir yere ayrılmayın.